بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستبارك تبارك وتعالى رمضان شريفين بجميع فصيلة ليلة مزية ليلة، بركة ليلة دنياه وَآخِرَةَ بركة لميمة على bizlere nasip ve müyesser eylesin. Amin. Amin. Ramazan-ı Şerif öyle bir bereket sahibi aydır ki tabi insan bunu idrak etse bütün sene Ramazan olsa ister. Hadis-i Şerif öyle buyuruyor. لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادِ مَا ramazan. Kullar Ramazan'da ne fazilet olduğunu bilseler, ile temenni etmeye yekun Ramazan sene te ha O zaman ümmetimiz isterdi ki bütün sene Ramazan olsun. Çünkü kazanç çok var, kar çok var. Şimdi oruç tutuyorsun, yoruluyorsun. İşte teravi, sahura kalkıyorsun. Normalde teheccüde kalkmayan adam bile imsaktan evvel tabi sahura kalkıyor falan. bunları düşündüğünde yorgunluk e, ve zahmet olduğu için e, insanlar e, bütün sene Ramazan olsun e, istemez. Yani şu anda çoğu insan istemez. Ve lakin buyuruyor ki faziletle ne kazandıklarını bilseydiler, yani bilmiyorlar. Mesela e, insanlar şimdi e, para kazanmak için işte işlere giriyorlar. E, iş arıyorlar falan. Gece bekçiliği olsa ki yorucu bir şey, gece bekçiliği de kabul eder miler? Parası olmayan, çoluk çocuğuna ye yemek, e içmek götürmek isteyen, gece bekçiliğini de kabul eder mi? Etmez olur mu? Başın üstüne koyar. Bir de öyle bulamıyorum der yani. Arıyorum der. Gece bekçiliği e, zor. Gece uykunun verimli dönemi gecedir. Gündüz 10 saat uyusan, gecenin 2 saat, 3 saatine denk gelmez yani sağlık açısından. E ama, adam onu feda eder. Çünkü neden? E başka iş yok, geçineceğim, ne yapayım? Ondan sonra bazıları da mesela e, geçinmek dışında da hırslıdır, tamalıdır yani almak istediği çok şey var. Para, pul lazım. Yani herkese lazım da bu şey yapmaz yani. Yetinmez, iktifa etmez. Karın tokluğunu e, kabul etmez daha fazla olsun. Dese ki mesaiye kalana e, yani 8 saat mecburi iş. E, işte mesaiye kalırsan kaç saat? Saat başına diyelim 100 lira, 200 lira, 300 lira neyse. E şimdi adam bunu bir hesap etse 100 liradan bile 25 gün, 30 gün 3000 lira eder. Bu 3 3000 lira e, asgari ücretten 17 alsa e, üç ne demek? Üç ilave çok önemli bir şey. E, öyle yirmi bin eder. E, bu şimdi ne mesai kalacağım ya? E, vakit doldu, efendim paydos. Muder, hırsı olan, fazla paraya ihtiyacı olan ne yapar? E, maaşının dışında ilave saatlerde çalışırsa, hele ki böyle fazla bir para, bin lira, bin lira verirlerse, saatine oho adam zaten bütün ayda 17 bin lira alıyorum, burada 3 saatte üç bin lira alıyorum, 25-30 günde 20-30 bin lira ilave para geliyor. Bu adamlara böyle bir imkan, şimdi işverenler de o imkanları artık sunamıyorlar. Eskiden yani babamın çivi fabrikası varken böyle ben gitmez gelmezdim de şahit oluyordum bazı şeylere falan. Herkes çıkmış 7'de 8'de adam 9'da 10'da orada duruyordu falan. İşte o zaman yani soruyordum falan. şey 24 saat şeyine göre çalışıyorlardı, 3 var diye falan. Ama bazıları da sabahtan gelmiş hala gitmiyor. O dedi mesaiye kalıyorum. Ha. Demek dünya için mesai mesai, mesai mes'anın cemisidir. Arapça bir kelimedir. Mes'a, sa'iden gelir. Sa'i, e, çalışmak, gayret etmek demektir. Koşmak demek esasen. Sa'a koştu. Ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? <laughs> ve leyselil insani illa ma sa'a. İnsan için hiçbir sevap, hiçbir kar, hiçbir karşılık yok. İlla ma ancak o şeyden kazanır ki sa'a çalıştı, gayret etti, koşuşturdu. Yani hayırda. hayırda ise hayırdan kar alır. Şeret şere çalıştıysa şer bulur. Çünkü peşine ne Ve enne sa'yehu sevfe Onun sahibi ve çalışması kim ne işte koşuşturuyorsa nişan taşının kaldırımlarını mı çiğniyor? Efendim Fatih Camisi'nin merdivenlerinden mi çıkıyor? Yani namaza mı gidiyor? Oradan efendim Nişantaşı'na kafeye mi gidiyor? Ne için adım atıyor? Ne için vakit harcıyor? Nereye para harcıyor? Bunların karşılığı sevfe yura. Ouais. Yakında görülecek. Yakın ne zaman işte? Öldüğün gibi ahirete gidiyorsun. Ahirette kapı, pencere, perde açılıyor. Ve karşılıklar görülme gösterilmeye başlanıyor. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ sonra o karşılıklandırılacak, cezalandırılacak derken Türkçe'de cezayı azap manasında kullanıyoruz. Halbuki Arapça'da ceza e, karşılık demektir. İyiyse iyi, in hayran fe ve şerran Bütün insanlar amelleriyle karşılıklandırılacaklardır. Avamilde bu yani. Ta e, emsile bina okuduktan sonra işte maksut falan. Avamil kitabında bunu ile geçiyor bu. İn hayran yaptıkları hayırsa fe hayrun buldukları hayır olacak. Ve in şerran yaptıkları kötü şerse fe şerrun buldukları şerli olacak. E, Bela bulacaklar. Onun için sonra cezalandırılacak. Yani ne demek? Karşılık verilecek ona. Ne ile? El cezae karşılık vermekle öyle karşılık vermek ki, el-evfâ, en bol, eğerse hayırsa, katlama var, ziyadeleşme var, azaf muzafe var. E, ama, eğer e, şerse, şerde katlama yok. Katlama yok ama, bazı özel e, zamanlarda, mevsimlerde katlama var. Mesela Ramazan şerifte, e, haram aylar da dört tane haram ay var biliyorsunuz. Şimdi bu Ramazan şeriften sonra şevval gelecek. Bayramın ayı. Şevval haram ay değil. Ondan sonra üç tane haram ay peş peşe gelecek. Hemen bayramdan beri sonra. Zülkade, Zülhicce, 11. 12. ay, Muharrem-i Şerif, Hicri yılbaşı, onlar üçü peş peşe gelecek. Haram aylar mesela. Orada ne buyurur? Fela tazlimu fi inne enfusekum. Haram aylarda ne yapmayın? nefislerinize zulmetmeyin, haksızlık etmeyin. Ee, ne olur o zaman? Ee, katlama yapar. Ve kendi halkesse iyatı buyuru <laughs> hadis-i şerifte. Günahlar da haram aylarda katlanır. Öyle tehlikeler var. Ramazan şerifte de bu, bu usta bir hadis-i şerif var. Yani sevaplar bire bin oluyor mesela. Normalde Mencabi Hasan Efendi Aşura misali bire 1'e 10 oluyor. Ama Ramazan Şerif'te bire bin oluyor. Allah diyorsun, bin yazılıyor. Allahu Ekber diyorsun, Allahu Ekber gökleri yerleri dolduruyor sevap zaten. Ramazanın dışında da söylesen, tekbir getirmek kadar faziletli bir amel var mı? Yerleri gökleri sevap dolduruyor. Allahu Ekber. İşte bu şimdi ne oldu? Ramazan içinde olduğu için bin yazıldı. Bu, bu katlamalar var. İşte böyle olduğu zaman ustura iki taraflı kesiyor. O zaman sevaplarda katlama olduğu mevsimlerde kar fazla veriyor ya. Kar fazla verince Rabbimiz e, zarar da katlanıyor. Çünkü ne bakımdan? Niye kar fazla veriyor? Ramazan-ı Şerif çok kıymetli. seyyid Şuhur, Şevr Ramazan. Ayların efendisi Ramazan ayıdır. Şevrul Mübarekun. Çok bereketli ay. Bereket ne demek? Artış demek. O şey maddi bereket geliyor, manevi bereket geliyor. A, artış geldiği için bire bin olur. Peki madem ki bunu, bu ayda bin oluyor, demek bu ay Allah hakkında çok değerli. Peki sen o zaman onda günah yaparsan ne yapmış oluyorsun? Ne yapmış oluyorsun? Allah'ın değer verdiği ayın değerini çiğnemiş oluyorsun. Buna e, dini tabirle, Arapça tabiriyle ne deniyor? Hürmetini ihlal. Hürmet. Hürmet, Türkçe'de hürmet deniyor falan. Ondan sonra hürmet, saygınlık demek yani Türkçe'de. Korunmuşluk esasen. Haram, buradan geliyor. Haram ne? Haram, yasak. Hürmet, saygınlık, yasaklık, ondan sonra. İhlal, bozmak. ehelle geliyor. İhlal etmek, bozmak. Hürmetini ihlal. Yani saygınlığını bozmak. Yani etrafına ne çizilmiş? Efendim, şerit çekilmiş bilmem ne veya set çekilmiş Korunmuş alan. Bu ne yapıyor? Ya aradan delik buluyor giriyor veya onu çekiyor, kaldırıyor şeyini, giriyor, korunmuş sahaya giriyor. Korunmuş sahaya girince enselenecek. Enselenecek yani, belayı bulacak yani. Ondan sonra gör, korumalar var, görevler var, çeşitli i̇şte zaten kamera falan var, tek bir tanesi bir çekecek kurşunu, gidecek. E niye, niye girdin? Yasak sahaya niye girdin kardeşim? Burada telli, tikenler, binmemliler çevirdik, yasak yazdık, tabela koyduk yani diyor. Onun için katlama varsa sevapta, bunun tersini düşün günahta. Neden? E niye katlama var? Haram aylar, Allah özel değer vermiş. مِنْ اٰرْبَعَةٌ حُرُمٌ Bunlar haram aylar buymuş. Hürmetli aylar, yasaklı aylar, saygın, değer aylar. O tamam. Ramazan-ı Şerif'te niye e, bire bin vermiş? Ayların Efendisi Ramazan gelmiş. E tamam. Peki sen bunda içki içersen, kumar oynarsan, zina edersen, yalan konuşursan, gıybet edersen, hele bir de oruçluyken gıybet edersen ne oluyor o zaman? Bir Sübhanallah deseydin ne alacaktın? Bin. E, şimdi bunu saygınlığını bozduğun için ben Ramazan, Mamazan takmıyorum. Benim Ramazan benim için bir şey bir anlam taşımıyor. Yani hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem e, oruç tutan kişi ne yapmasın? فَلَا اَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِهِ وَيَوْمَ فِطْرِهِ sevâen. Oruç tuttuğu günle oruç tutmadığı günü eşit yapmasın. Yani birbirinden fark etsin. O oruçluyken, oruçsuzken çok konuşuyor, Hani yalan, gıybet, dedikodu, iftira falan her zaman haram. Onu oruçlu, oruçsuz fark etmez ama oruçluyken daha beter haram. Çünkü neden? Orucun sevabını iptal ettiriyor. Orucun sevabını iptal ettirdiği için. Ama e, diyelim ki mubah konuşmalar var. Nasılsın, iyi misin? Siz, köyde havalar nasıl falan. İşte lahanalar oldu mu, e, sarı inek doğurdu mu falan. Büyük bir muhabbete girdiniz. Ama on, bir saat konuştun, lafta bir tane gıybet yok. Köyün kayasından, suyundan, otundan, alabalıktan, sarı, sarı bir memleketten konuşuyor. Lafta bir tane gıybet yok. İftira yok. Haram yok. Müstehcen yok. Bir şey yok. Ne oldu bu bir saat? Oldu fuzuli mubah. Boş konuş. Eşini bunu Ramazan'ın dışında da hani yapmamak lazım ama yapıyordu. Oruçluyken bunu da yapma. Oruçlu gününle oruçsuz gününü eşit yapmasın buyuruyor. Ne diyeyim? Fark etsin. Seni gören de oruçlu olduğunu fark etsin. Nereden fark etsin? Ya adam çok ağır başlı bugün. Ha 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 iyi bir adam hoppala zıppala ama bak bugün adam ciddi duruyor. Bunun Bundan neyi anlasın? Hani Ramazan'ı Ramazan'da oruçlu olduğunu herkes anlar birbirinin de. Pazartesi, Perşembe tutarken de Eyyamı, Biz, 13, 14, 15 tutarken de Ramazan dışındaki nafile oruçlarda da oruçlu gününden oruçsuz günün ne yapsın? Farklı olsun. Millet onu bile Ha sen onu oruçlu olduğumu anlasınlar. hemide oruçluyum diyecek halin yok da riya yapmayacaksın ama e bir vakar gelsin. Bir sekinet gelsin. Bir huzur gelsin. Allah için ağzını bağlamışsın. E, oruç tutuyorsun. Ha öbür türlü Efendi Hazretlerimiz Kaddesi Allah'a Çok şakacıydı yani. Çok takılırdı böyle. Ondan sonra yani Ramazanda sorardı o şakası orada. Ramazan olmasa şakası olmaz. Yani oradaki işte şofördür, yardımcıdır, vesaire. Yanına girenler, çıkanlar falan derdi bugün çok sakinsin bakıyorum. Oruçlusun sanki derdi falan. Adam da ne diyor derdi ya. Oruçlusun herhalde sen bugün derdi. Adam da diyecek de, Ramazan'da da tutmayayım, hepten gavur mu olayım ben yani, <laughs> yani, Efendi Hazretleri takılırdı yani, anlıyor musun? Şimdi, onun için Ramazan'da herkes oruçludur. Yani sağlık sorunu yoksa, Müslüman doktordan raporlu değilse, herkes oruçludur. E, orada zaten yansıması olur. Ama hiç e, oruçlu olduğunu bilmeyen bile, senin oruç tutmadığın günlerdeki hali ahvali tavrını, tarzını bilen, Baktığı zaman cık, bunda bir değişiklik var. O zaman bu oruçlu olabilir. Diyebilsin. Yani insan oruca değer verecek diyor yani. E tabii ki dolayısıyla Ramazan şerif orucu farz orucu mahallidir Ramazan ayı. Başka farz orucu mahalli bir ay ve zaman yok. Onun için Ramazan'ın fazileti çok büyük. Çünkü farz olan oruç bir tek Ramazan'da var. Başka hiçbir ayda yok. 13'ünde katlama yapmış cevaplarda hasenatta. Bu sefer ne olacak? Ve kezalike Günahlar da ona göredir. Yani ona keza derler ya Türkçe'de. Çünkü neden? Mevla Teala buyuruyor ki sen ne yapmalıydın? Ramazan şerifi diğer aylarla bir tutmamalıydın. Oruçlu günü, oruçsuz günden beraber yapmamalıydın. efendim, bu mübarek ayın haramlığını, hürmetini, saygınlığını korumalıydın buyuruyor. Onun için şimdi Ramazan-ı Şerif'te kar çok, kazanç çok ama ona göre de tehlike büyük. Yani nevzu billah e, kaybetme belası var. Ramazan-ı Şerif'in bize bizden şikayetçi olma, yarın ahirette davacıyım deme tehlikesi var. Ondan sonra baktım da Adı Şerif'i ezber eden biliyorum ama Ebu Reyle'den geliyor bu hadis-i şerif. teala e, Taberani büyük muhaddis, e, El mucam Sagir'de rivat ediyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunye derivat, İsmail İspahani Terhib derivat Çok. Heyse bir Kaynağı çok. E, yani sahat şartlarını ihraz etmiş. Ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnne ümmeti şüphesiz benim ümmetim var ya hepimiz onun ümmetiyiz, Allah Celle Celal ümmetliğinden bizi mahrum eylemez. Amin. Amin. O sayfa nerede hocam? İza Kebbar al Bu sayfa verdim ya. İnne ümmeti şüphesiz benim ümmetim len asla rezil edilmeyecek, rüşva edilmeyecek, helak edilmeyecek, perişan edilmeyecek maddi ve manevi bereketlerden mahrum edilmeyecek ne müddetçe süre koyu ma akamu şehre ramazan ramazan ayını ikame ettikleri sürece ikame ne demek bunu namazda bu tabiri görüyoruz Kur'an'da kıymus salate birçok ayette namazı ikame edin ayakta tutun namaz bir çadır gibi düşünün. Hakkıyla kılarsan, vaktinde kılarsan, tadil erkana riayet edersen, abdestini, kusurunu, taharetini, istincasını, istibrasını doğru düzgün yapmışsan, kıraatını, talimin tecvidini falan bunun içindeki şartlar, dışındaki şartları ifa ettiğin zaman ne oldu? Çadırı direğini diktin. O çadırda ne yapar? Seni gölgeler, altına girersin, yersin, içersin, yatarsın, çoluk çocuğun sokarsın, yağmurdan korur, soğuktan korur, sıcaktan korur. Çünkü güneşte de mesela bir çadırın içine girersen güneşin hararetinden kurtulursun veya başını efendim hele ki gölge ve ağaç olmadığı yerde çadır kadar lazım düşünsene. Ama çadır nesiz durmaz, direksiz durmaz. Onun için mutlaka es-salâtu <laughs> namaz dinin direğidir. Femenekâmâ fakatekâmeddîn namaz ayakta tutan dinini ayakta tutmuş olur yani din çadırını, kubbesini direğiyle sabitlemiş olur. Ve <laughs> men fakat edemet din çocukluğumuzda ezberlediğimiz ilk hadislerden biri bu değil mi? Ta Halebi okurken falan ezberledik bunları on yaşlarımızda, 11 on yaşlarımızda. Kim bunu terk ederse, yani namazı terk ederse, tabi bunun terkinin e, türlü türlü yönleri var. Hepten terk ederse, hiç kılmaz. Veya kılar alacalı bulacalı, vaktini geçirir geçirir, ara sıra kazaya bırakır, kaçırır. Bu da terk etti, oluyor. Veyahut vakti vaktinde kılar, cemaatle kılmaz. Cemaatle kılmayan da tehlikesi büyüktür. Erkekler bakımından. Farz namazlar için konuşuyorum. Çünkü sünnet-i müekkededir ve terk eden dalalettedir diyor. Ne buyuruyor? Ve innehunne min sünnenil hüda. İbn-i Mesud olacak radıyallahu teala. Çok sahip bir rivayettir. Beş vakit namazın cemaatle edası süneni hüdadandır. Süneni hüdadandır. Süneni hüda var, süneni zevait var. Böyle de bir tasnif var. Sünnetlerde. Süneni hüda terk edilmesinde itap, sitem, azar, büyük bir hezimet ve büyük bir hasarat zararlar olanlara süneni hüda denir. Cemaatla namaz, bunlardandır. Ondan sonra mesela Şafii mezhebinde kurban vacip değil, sünnettir ama süneni hüdadandır, terk edilmesine müsaade edilmez. İkindilik sünnetinin kılmasına benzemez yani. Anladım. Mesela Şafii mezhebinde vitir sünnettir, vitir namazı. Ama normal bir yatsı namazının ilk sünnetine benzemez. Ne demek? Süneni i Hüda'dandır. sünen Hüda'dandır. Yani terki ne izin yok. Cemaatle namaz bazı ve mezheplere göre farzdır. Bazı müştehitlere göre vaciptir. En azından sünnet diyen de ne diyor? Süneni i Hüda'dandır. Yani ne demek? Terkine müsaade verilmez. Terkinim sadece verilmez. Şafii de sünnet diye kurban kesmesen olur der mi sana? Haşa demiyor Şafii. Mutlaka keseceksin diyor. Şimdi bunlar meseleler. Zaten farz da vacibin edasıyla kazası arasında fark yoktur. İtikatta onun öyle olduğuna inanıp inanmamak farz inkar eden kafir olur. Vacibi inkar etse kafir olmaz ama eli sünnetten çıkar, bidat ehli olur. Orada bir fark var farzla vacip arasında. Yoksa kaza ve edada Fark yok. Mesela vitir, vaciptir ama e, kaçırırsan kazası gerekiyor mu? Gerekiyor. Çünkü amel bakımından ve vacip ile farzın farkı yoktur. Bunlar size anlatmaya çalışıyorum. süneni i hüda, namaz e, cemaatle kılınması. Namaz farz. Cemaatle kılınması kuvvetli rivayetlere göre vaciptir. Çünkü neden? E, hiçbir sünnetin terkinde gitseydim de evlerini yaksaydım, içlerinde onlar da varken başlarına evlerini yıksaydım, yaksaydım. Vallahi la kademem tu en amra <laughs> bi hatabin fe yuhtaba thumma ukhalifa ila rijalin tahallafu anis salah fe uharrik alayhim buyutuhum. Buhari'den okuyorum ya. Efendi Hazretimiz çok okudu bu hadis-i şerifi. Vallahi istedim ki yerime başka bir imam koyayım. Tam namazın cemaatle durulduğu saatte kim evde kaldı? Erkeklerden, hasta olmayanlardan cemaate gelmekle mükellef idi de gelmediler. Gideyim onların evlerini ateşe vereyim, odunları da toplatayım, yanıma da adamları alayım, odun hüzmesiyle, kümesiyle gideyim, kapıdan vereyim ateşe, yansınlar içindekilerle. Vallahi ben bunu istedim diyor. Yani diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günaha azmetmez ve kastetmez. Yani evi kendisi yakılacak hale geldi. Yapmadı ama o adamın evi yakılacak hale geldi yani. Bu ne kadar tehlikeye gitti maneviyat bakımından cemaata çıkmadığı için… E, veyahut evinde de cemaatle kılabilir tabi, o ayrı bir şey cemaatle kılmadığı için diyelim. Böyle olduğu zaman, e, hangi sünnetin terkinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir e, evleni yakayım diye yemin ederek istedim der. Onun için bu, e, bazı alimlere göre farzdır. Ahmedim bin göre namaz hiç olmaz. Bir adam tek başına öğleni evinde kılsa namazı olmaz, hiç olmaz. Müştehittir Ahmet i̇bn Hanbel Ona göre hiç olmaz. Diğer vacip diyenlere göre ee, de tabi ee, namaza, namaz tehlikeye girer. Sünnet-i müvekkede hani kuvvetli sünnet, süneni hüda tabirlerini yaparsak işte namaz borcu düşer. Borcu düşer. 80 sene cehennemden kurtulur. Ama cemaatla kılmadığı için yine namazı kabul olmaz. Bu kabul olmazı bunları anlatana kadar bütün karate, telebir, halk gibi hepsi beni verecek herhalde. Onlar verdirene kadar devam edeceğim yani. Kabul olmaz ne demek? Borcu düşer. Bayraklar bayraklı olsa bilmem El, insan eli açıkta. Eli açık gönlü kapalı var ya bir tane. O onlar anlamıyor şimdi. İleriyi de dinlemiyor. İleriyi de dinlemeyince lafımı da anlamıyor. Lafımı da anlamayınca ondan sonra yanlış konuştu diyor. Ya ona göre zaten Hepsi yanlış da. Ama bunda benim hadis-i şeriften kaynağım var mı? Var. Men edrake ramazane ve aleyhi min ramazane savmun felen yukbele minu hatta yasumev. Hadi bakalım hadis-i şerifi ilk olarak demeyeyim de bu sene ilk olarak oku okumuş oldum. Bir insan Ramazan'a kavuşursa ama geçen sene Ramazan'dan üzerinde borcu olursa o kişinin bu sene tuttuğu Ramazan Kabul olunmaz diyor. Peki tutmasın mı? Olur mu? Bu Ramazan geldi her günü müstakil farz. Bugün de geçen senenin karzı, farzı kazası tutulur mu şimdi? Yarın Ramazan. Sen şimdi yarın manyak gibi affetmezsen de etme. Salahana gibi desen ki ben geçen sene Ramazan'dan bir gün iki gün borcum vardı. <laughs> yarın ben o Ramazan'dan o güne niyet ettim. Sana ne derler? Seni Bakır göt tümarhanesi de baklamaz. Zaten müracaatın kabul edilmez. Doktorların işi mi bitti senin gibi tedavisiz adamlarla uğraşsın? Ya yarın zaten bu sene Ramazan'ın günü. Bu Ramazan farz. Bu Ramazan şu anda senin tutman gereken bunun bir gününü tutmadın kefaret gereken sen geçen sene Ramazan'ın e, 300 ne diyeyim sana 25 gün Ramazan haricinde, sene 355 gün hicri sene, gökteki ay senesi. 355 gün Ramazan'ı çık, 30'dan farz et, 325 gün vermiş Allah sana. Bundan da bayramları çık 5 gün, kaldı sana 320 gün. Bayramlarda hani tutulmaz. 320 gün bunu kaza edebilecekken, kadınlar adet halindeydi veyahut da nifastaydı, lohusadı falan filan. Ama sen bunu 320 gün içerisinde kaza edebilirdin. Ha, hasta oldun, hiç düzelmedin. Hayır, bir dava. Ondan sonra onları tutmadın. Getirdin bu Ramazan'a. Geçen Ramazan'dan benim borcum kaldı. Hoca da dedi ki bu Ramazan'da kabul olmuyormuş. Bari ben yarın geçen Ramazan'dan kalanımı tutayım dedi. Senin ne yapın? Ne, neresi paklar? Ne kadar akılsız insanlar. Bu, da var mı yani? O zaman sen zaten namazını mecbur tutacaksın. Tutmak mecburiyetindesin. Bir. iki Geçen seneden borçlu girdiysen bu Ramazan'a arada da sağlığın saatin el verdiği halde kazalarını tutmadıysan bu kabul edilmez diyor. Bu hadis-i şerif tahrişli kaynaklı. O zaman bundan delil alarak mesela ne diyor? Ela la salate la zekatele'' Şimdi bu hadis-i şerif de çok sahih. Zekatı olmayanın, yani zekatı farz olup da, sen şimdi çoğumuz fukarasınız, benim zekatım yok diyor. Onu konuşmuyoruz. Nisaba malik olup, havelâni hasıl olup, sene dönmüş üstünden, nisaptan aşağı düşmemiş parası, borcunuz da çıksa, nisap miktarı yine fazladan kalıyor. Veya satılık malı var. Dükkanında şu satılık malı da aynı şey. Param nakitim yok, satılık malım 91 gram altın şeyini Geçiyor, dolduruyor. Tamam, borcunda çıksan yine bu kalıyor yani. Satılık malı. E ne oldu? Bundan zekat vermiyor. Verdi mi? Vermedi. E namaz kılıyor musun? Kılıyorsun. Peki biz sana namazı da bırak o zaman der miyiz? Denmez. Namaz ayrı borç. Her vaktine 80 sene cehennemde yanma tehlikesi var. Ne yapacak o zaman? Zekatı da verecek. Onu demek istiyoruz yani. Ama e, vermiyor. Namaz bedava diyor. Beş vakitte beş daha katayım zekatı vermeyeyim diyor. Bize diyoruz ki beş vakit et, elli 55 dakika atsan, zekatı ödemez. Ama sen yine de farzını yerine getir, zekatını ver. Ama şunu bil ki zekatı verseydin namazın ne olacaktı? Kabul olacaktı Kabul olununca ne olacaktı? Bütün günahların affedilecekti. Efendim namaz bir namazı kılarken öbür namazlan o namaz arası as-salavatul hamşu, namazlar beş vakit aralarını, el cuma ile cuma, cuma cuma arasını, Ramazan ile Ramazan, Ramazan Ramazan arasını yıllık, cuma cuma arasını haftalık, beş vakit namaz arasını günlük, mükeffiratü ma ne? Siler süpürürler arada bir şey bırakmazlar. Bir şart var. İdeştün ibetil kebairu. Büyük günahlardan sakınılmak kaydıyla. Geri kalan bütün, çoğu küçük günah zaten bizim yaptığımız ekseriyetle hani böyle içki, kumar, zina falan, divata, eşcinsellik öyle bir şeyler. Elhamdülillah çoğumuzda yoktur yani. Dolayısıyla diğer günahlarda ne oluyor? Tevbe şartı bile olmaksızın arada özel bir tevbe yapmasaydı bile bir kadına gözü aldı. Şehvetle de baktı yani. E bu şimdi zina gibi kebair tasnifinde değil ki. O zaman illellemem, lemem, lememler müstesna diyor Necim suresinde. Lemem kalmadı o zaman. Çünkü onlarda beş vakit namaz işte arasını temizledikleri, ha, ama şimdi zina gibiler, Kebair tasnifine girenler, onlarda özel tevbe şartı var. Özel tevbe şartı. Kul hakkı meselesi varsa bir günahta, orada bir de helallık alma şartı giriyor. Ama Allah ile arandaki bir şeylerse, büyüklerde, kuvvetli rivayete göre, cumhurun görüşü budur, özel tevbe edecek. Bir daha yapmam diyeceğim, estağfurullah diyecek, bir de özel tevbe edecek, azmayacak. Küçük günahlar var, Yolda geçerken gözü almış, öbürüne şehvetle bakmış. Bilmem vesaire böyle işler olmuş falan. Sonra geldi burada yatsı namazına e, durdu. Akşamdan yatsı arasında başına böyle bir şey geldi. Yatsıyı kılmakla beraber özel bir istiğfar çekmediyse bile siliniyor mu? Sahip bu. Sahih hadis bu. O sonra ayette de var. İntecdenibu kebâ iramâ tünevne anhu yasaklandığınız günahların kebairi var, sagairi var, büyükleri var, küçükleri var diyor Kur'an. Büyüklerinden sakınırsanız nükeffir ankum seyyatikum zaten abdestle, kusulle, namazla, cuma ile, ramazanla, umre ile, haçla ne yaparız? Küçüklerini de biz sileriz diyor. Anladın mı? Sakınmak kaydında büyükleri koyuyor Hati i Cumhurun görüşü doğrudur. Çünkü ayet onu söylüyor. Büyüklerden sakınırsanız diyor. O zaman farkı ne işte? Farkı büyüklerin afı yok mu? Olmaz. Olur mu? Çıkmayan candan ümit kesilmez. Can boğaza gelmeden, gar garadan önce tevbe kapısı açık. Ama büyüklerde özel tevbe edeceksin. Ya Rabbi ben içki içtim. Millete Instagram'da paylaşma. Kalkıp da kayıt çekme. Kendini teşhir etme. Rezil etme. Allah sevmiyor öyle işleri. Kötü örnek olmaları. Celle Celaluhu. Ne yap? gece kalk veya neyse kerahat vakti dışında taze bir abdest tazele, gusül alsan daha iyi olur. İki rekat tevbe namazına niyet et. Ya onları şimdi yapamayabilirim. Yani müsaade değilim, yoldayım, şuradayım, buradayım. Aniden ölüm gelebilir, istiğfar edemez miyim? Edebilirsin. Yani hani yeni bir abdest alamadım veya yeni bir gusül ta, hani üstüne varken bir daha tevbe için alamadım. Veya kerahat vaktindeyim, acet yani kerahat vaktinde tevbe namazı, hacet namazı kılamam. Diyorsun. E tamam. Kalbinden bir daha yapmama niyet et. Estağfirullah, estağfirullah diye pişman ol. Allah'la aranda. Yan koltukta oturanın, otobüsten geliyorsun Görele'den buraya mesela, yan koltukta oturanın bile hiçbir haberi olmadan Allah'ın haberi olur mu? Senin o niyetini bilir mi? Senin o günahını mağfiret edebilir mi? Edebilir de ki eder yani. Ediyorum diyor zaten. Ve ile Farun <laughs> Şüphesiz ben çok ziyade mağfiret edeceğim. Limen o kimse ki tâbe tevbe Ve amene iman tazeledi. Ve amine Bir de salih başladı. Devam etti. Sümmehte de, sonra da hidayette sebat etti. O zaman sebat ederse günahları silinir. O kadar da sevaba döner. Sebat edemezse günahları yine silinir. Döndüğü zaman yeniden yazılır. Ama sevaba dönme mükafatı kalkar. Çünkü neden? Sebat şartına bağlı. Tevbesinde sebat etmeyenin eski günahları sevaplara dönmez. Tevbesinde sebat etseydi olacaktı. Ali Adar Efendi babamız biliyorsun bunu sordu. Hiçbir alim cevap veremedi buna. Ben bu kadar kitap okudum. Binlerce ben böyle bir şey görmedim. Ali Adar Efendi babamızın ilmine kim yetişebilir? Kad Peki dedi hadi tevbe ettin günahların silindi. E niye yübeddilullahu seyyatim? hasenat buyuruyor. Fevlaki vebedilullah. Allah onların değiştirecek seyyatin kötülüklerini hasenatin sevaplara. İşte burada da aynı şey var. İlim meclisine, zikir meclisine gelirsen sahih hadis-i şerif Ahmed ibn Hanbel de ravilerindendir. Zikir meclisine, ilim meclisine Allah için gelse oradan çıkmadan kapıdan kumun vaforun lekum af olarak kalkın. Kat müddile seyyatin hasenat günahlarını sevaba döndürdü buyurulacak bize de inşallah. Yani inşallah denecek bir durum yok da Yüzde yüz hadis-i şerif sahih ve bu iş oldu bitti de ha ben de onlardan miyim İnşallah olurum gibi bir şey kendi açımızdan konuşabiliriz. Ama bu hadisin sıhhati hakkında tartışma açamayız. Ve kapıdan çıkarken zikir meclisinden dağılanlara bu buyuruluyor. E peki buyurdu ki evladım tevbe ettiğinden dolayı günahlarının silindiğini anladık. Bütün hadislerde tevbe edin affedeyim buyurur. Ama şimdi bunun eski günahları var. Adam tonlarca günahla gelmiş buraya. Şimdi bunların hepsi döndü sevaba. Ayet böyle söylüyor. Niye sevaba dönsün? Ee, sadece günah etti. Günahına da tevbe etti. Bunun karşılığı silinmesidir günahların. Bir amel de daha yapmadan, bir ibadet bile yapmadan veyahut da başka ibadetler yapmış ama o günahların karşılığında salih ameli yoktu ki bekletilen, rehin, rehin tutulan. Tevbe edersen rehin çözüldü. Buradan Bundan da sevabı işleme girdi, kabul olundu denecek bir durum yok. Günahın kendisi sevaba dönüyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Günahın kendisi sevaba dönüyor. Ya yani şu kadar günah, 300'lük, 300 sevap yazılıyor. Ha şu olsaydı, sen bu günahları yapıyorsan, Sübhanallah ben çekmiştin, Kur'an okumuştun, katim yapmıştın, şunlar, şunlar, şunlar. Biz bunları rehine bağlamıştık, Tevbe edersen bunları çözüp kabul edecektik. Ha bu durum olsaydı sen de tevbe ettin, estağfurullah bir daha emmaniyet ettin. Buradan tevben kabul oldu, bu günahlar silindi. Silinince ne oldu? Öbür tarafı da bağlamıştık buraya şart meşrut ilişkisi. O şart gitti, meşrut gitti. Yani günahından tevbe ettiğin için burada kabul edilmemiş birçok salih amelin var idi. Bunlar kabul edildi. Bunu anlamak kolay Bilmiyorum ne anlattığımı anlayabiliyorsunuz siz benden beter acayip zekası olan insanlarsınız. Hele ki dünya işlerinde ben sizi çok iyi bilirim ya. Ama burada ne oldu şimdi? Ya burada adam 300 günahla geldi. 300 sevapla dönüyor. Anladım da o arada bu 300 günahın tevbe etmesinin dışında e, veyahut da buraya ilim meclisinden gelmesinin dışında o arada 300 sevap yapmamış ki. Ne oluyor bu sefer? Günahın kendi sevap oluyor otomatik durduğu yerde. Allah Allah. Yani bu çok ince mesele. Onun için hiçbir hoca cevap veremedi buna. Ali Aydar Efendi, babamız Kardeşi sallallahu aleyhi ve buyurdu ki, evladım, günahın silinmesi tevbe ettiği içindir. Sevaplara dönmesi, tevbesinde durabilecek mi, duramayacak mı? Çokları tevbeyi bozuyor. Onun için o da oraya şartlıdır. Önüne gelene değildir. Eğer ki tevbesinde sebat ederse, bozmazsa eski bütün o günahlar sahaba dönecek. Tonsa tonlarla. Böyle de bir bu işlerin müjdesi var. Onun için burada şu demek değil ki namazı kabul olmaz diyene namaz kılmasın haşa. İşte zekat vermeyenin diyor namazı kabul olmaz diyor. Halbuki borcu düşer mi? Düşer. Ama namazdan ne kadar temizlik kazanacaktı, kefalet kazanacaktı mesela. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Efendi Hazretlerimiz çok uğurdu bu bu hadis-i şerifi. Eee ida kebber el salati Bak mesela kaynaklarda da hiçbir yerde bulunmuyor. Ancak nerede bulduk? Dürretün Nasuhin'de. Dürretün Nasuhin'i burada bu, bu şimdiki ilahiyatçıların, muhaddis geçinen bilmem kimlerin çoğu kabul eder mi? Etmez. Mevze kitabı. Ama Efendi Hazretleri bunu kaç kere kulaklarımla kürsüden okuduğunu duydum. Meale. Yani Efendi hadislere iman anlayışını anladınız mı? Bu benim önemli üzerinde durduğum konulardan biridir biliyorsunuz. Şimdi ha sahihte bunun manasını teyit eden var mı? Var. Onu da bulduk. mervezi de bulduk yani İmam Mervezi büyük maddi senet onu da bulduk. Şimdi sen ikinci cilt sohbetlerini hazırlıyoruz ya, orada bunlar işlemek yok. İkinci cilt çok uzun. Birinci ciltle üçüncü cildi toplasan, ikinci cilt ikisinden de fazla. Ondan dolayı gecikti biraz ikincinin çıkması. Yoksa vazifedeyiz, çalışıyoruz. اِذَا كَبْرَ الْعَبْدُ salati Şimdi namaza kalkacağız. Bir kul namaz için tekbir aldığı zaman, yani Allah'u Ekber ilk tekbir alacağız. Mı? Farz namazlardan tabii özellikle bahsediyoruz. Ha, Cemaatle namazı da buraya koyduk işte e, namazı terk eden her yeri açık bıraka bıraka gidiyorum tabi de. Kim e, namaz terk ederse fakat hedem ettiğin sonunu bitirelim. Dinini yıkmış olur. Ama namazı terk etmese de cemaati terk etse yine yıkmış olur. Namazı terk etmese de tadil erkansız kılsa yine yıkmış olur. Bu terki de doğru anlayalım. Direkt yıkıldığı zaman çadır üstüne çöker. Hiçbir faydalanma hasıl olmaz. Bir de üstüne yük olur. Ondan sonra altından nasıl çıkacağım diye uğraşıyorsun. Hele bir de kalın malın malzemeliyse zor işin. Onun için e, cemaatle namaz süneni hüdadandır. E, 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 eğer cemaattan geri kalırsanız, kendiniz kılsanız da e, ne yapmış olursunuz? Velev tehellef tüm an cemaati leteraktum sünnete nebiyikum Peygamberinizin sallallahu aleyhi ve sellem hiç bırakmamanız gereken sünnet i hüdasını dan birini, cemaati terk etmiş olursunuz. Ve <laughs> lev teraktüm sünnetene biikum Peygamberinizin sünnetini de terk edecek olursanız yani sünnet i hüda gibi olanları mesela şimdi sarık sarmaydı diye sen sapıttın ehli sünnetten çıktın mesela diyemeyiz, miyiz? Kardan çok zarar ettin, çok enayilik ettin İki rekatta, her rekatta yetmiş rekattan fazla olacaktı. Dünyada böyle bir zararı kendine yapmazdın. Yapana efendim bağırırdın, çağırdın bana bu kadar zarar ettirdin, malımı erken sattırdın derdin. Ama şimdi kendine yapıyorsun bunu falan anlat da dinlet. Ama sünen-i terk ederseniz tüm sapıtmış olursunuz. Sapıtma tabiri kolay kolay denmez. Talalet bu. Allah'u lehatil, inallah lehatil kavmet zalimin. Dalilin de var yani sapıtanları bilerek sapıtanları, kasıtlı sapıtanları, hidayet aramayanlara Allah zorla mı yaratacak? Hidayeti zorla yaratmam buyuruyor. Evvela sen isteyeceksin. Onun için namazın, cemaatin önemi çok. Onun da açık şeyini yapalım. Sünen hüdanın karşılığında süneni zevait diye bir tabir vardır. Süneni zevait demek fazla sünnet, fazlalık. Ya fazlalık derken haşa lüzumsuz manasında değil. Nafile işler. Mesela şimdi Türkçe'de nafile de çok tehlikeli konuşulur. Mesela ne diyor? Adama anlattım, dinlettim ama nafile diyor yani. Ne demek nafile Türkçe'de şu anda kullanılan tabiriyle? Boşuna işler yani. Nafile boş, fuzuli, lüzumsuz. Haşa! İslam'da nafile kelimesi çok önemlidir. Nafile ibadet, Allah kulluk. Boşuna olur mu? Bütün sevapları onunla nafilelerde daha fazla sevap söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyor? وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ nafile tenlek. Habibim teheccüd namazını kıl senin için nafile olsun diyor. Ne demek nafile? Efendimiz'e teheccüd farz idi. Farzların üzerine ilave beş vakit farzına bir de teheccüdü farz ettim sana diyor. Oradaki nafile beşe zaide ilave demek. Sen nafile namazlar, nafile ibadetler e, derken Türkçedeki manasıyla nafile boşuna yani. Bu adama anlatıyorum ama nafile. Dinlemiyor beni demek istiyor. Yani Türkçedeki tabirlerle giderseniz Allah muhafaza iman tehlikesine kadar götürülecek yanlış galat konuşmalara düşersiniz. Yani ibadete Türkçedeki anlamıyla nafile boşuna dersen Allah'a rükû etmek, secde etmek boşuna nasıl diyorsun? Nafile oruç nasıl boşuna oluyor? Onun için laflarımıza dikkat edeceğiz. ilmimiz olacak. Ya da alimleri dinleyeceğiz. Dinlemezsen helak olursun buyuruyor. Dördüncü olma alim değilsin, e, müteallim değilsin, sami' de olmazsan, yani kendin bilmiyorsun, öğrenmeye çalışan talebe olamıyorsun, kaldı sana bir şık. Efsam yani, dinleyeceksin, sohbet dinleyeceksin. Ve ben, sakın dördüncü olmayasın, fe tehlike helak olursun. Çünkü dördüncü de, işte bu dediğim bütün tehlikeler söz konusudur. Sohbet de dinlemeyince nasıl düzeltecek itikadını, kelamını, kelimesini falan. Bu itibarla, Ha nedir, işte efendim terkinden dolayı bir azap yok, sen şimdi sarık sarmasan kasarım e, var, zararım var, bütün ümmet sarığı terk etse, Allah yardımını keser diyor, e, düşmanın musallat eder diyor, sarık hakkında özel çok hadis şerifler var. Ha, ama şimdi sen sarıksız kıldın burada, yani bundan dolayı sana bir azap terettüp etmez. Yani yarın ahirette melekler seni fırçalamaz. Ama şunu derler. Enayinin biri derler yani meleklerden. Beyli enayi daha görmedik derler yani. Tabi. O ayrı bir şey. Bakalım burada biraz size sarık şeyi de yapmamız lazım. Bir yer yaparız belki koyarız oraya sarıkları. Öyle Halep müftüsü kadar hepinize sarık veremeyiz yani. Sizin koca değilsiniz. Ama takya sarık öyle bir şey de yapabiliriz belki. Takarsın, sararsın. Yetmişim ama ona göre de e, ücretini ödersin yani tabii diye e, bir rekatın yetmiş rekata çıktı. Ya ben öyle para eleştirmem. O zaman kendin yanında taşırsın. Ben de burada uğraşmam yani. Kimseden para istediğimiz yok burada. Vedava girersin, vedava çıkarsın. Efendi Hazretleri dedi. Dedi ki İsmail Erdem sen de o zaman ya dedi, niye gitmiyorsunuz oraya? Ya dedim mutlaka sarık, bıra sakal bıraktırıyorlarmış. Ee, ona sakalsızlar giremiyormuş dediler. Bir dedikodu çıktı o zaman. Yani çarşamba hakkında İsmail Efendi Hazreti dedik yalan söylemişler dedi. Sakalsız girerler ama sakalsız çıkamazlar dedi yani. Ben dediyle bıraktırırım dedi yani. Onun için e, sen de sarığını yanında taşı. Ben seninle mi uğraşacağım yani? Ama size bir iyilik olsun diye şaka yaptım yine. Bir, biraz sarık bulundururuz. Benim evdeki mescitte öyle. Var öyle, cübbe de var sarıklar ama buraya gelene kadar bu kadar adama cübbe şey, burayı kapat git o zaman, yanda da dükkan aç yani o kadar cüppe toplayamam yani. Ama ona Süneni Hüda'dan değil desem şimdi korkuyorum efendi hazretlerinden Tabii vefatından sonra daha çok korkuyorum efendi hazretlerinden efendi baba öyle buyururdu efendi babadan şimdi daha çok korkuyorum buyururdu çünkü tasarruf var efendi hazretlerinden çok tasarruf var o rabıtayı bozanlar hiç korkmuyorlar ama hepsi de haşır dökülüyorlar yani efendiden daha çok korkmaları lazım ben korkuyorum şimdi bir duysa beni ulan Ahmet gel sen de dedi Sara Sünen'i zevait mi dedin? Derse bana ben ne olurum şimdi? Rüyada da gelir o. Gelmez olur mu? Kattesallahu aleyhi Her yeri dolaşıyor. Onun için Türkçedeki manasıyla nafile, fuzuli, zevait o manada değil yani ha. Ama nedir? Yani sen sarıksız kıldın diye adama cehennemde azap etmezler manasına. Yoksa Efendi Hazretleri öbür tabirlere de kızar ha. Biraz şey yaparsın Hadis muhaddislere göre zayıftır ama sen zayıf dedin mi seni mahveder yani. Onun için bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen bir rivayettir. Anladın mı sen? Muhaddisler kendi aralarında tabirler geliştirmiş olabilirler. Biz, bize ulaştı mı? Ulaştı. Kaynağı var mı? Var. Bir kitapta var mı? Var. ehl sünnet bir alim yazmış mı? Yazmış. Efendinin usulü budur, hadis ilminde de İ iman etti. Onun için bunu çok okur. Bir kul namaza tekbir aldığı zaman yakulullah teala alil melaketi Allah Teala meleklere buyurur ki irfa udunu ve abdiyan rakabeti kulumun günahlarını boynundan kaldırın. Hatta ya bu deni tahiran günahsız vaziyette temiz olarak bana ibadet yapsın. Efendimiz hafif derdi. Çünkü günah yükleri sırtımıza bindirmiş. Günahları aldırınca meleklere namaza durunca ne gibi oluyoruz? Kuş gibi oluyoruz. Onu hissediyor musun, hissetmiyorsun belli değil. Yani onu bazıları hisseder. Bazıları hissedenler var. Herkes hissetmeyebilir. Yani adamın tabi de sağlam değilse, kırıp yani Ne bileyim, namaza niyeti de sağlam değilse. O nasıl hissedecek yani? Doğru düzgün bir namaza tek bir alan, bunu hissetmesi lazım. Ha zaten hiç günahın yokken namaza durdun, günahdan evvel üç kere estağfurullah okudun falan, o zaman belki hissetmeyebilirsin. Ama günah yükleriyle durdursan, irfa'u kaldırın buyuruyor yükleri aldı mı? Bana temiz ibadet edesin buyuruyor. Ondan sonra fetehuzul melaketu zunube kullaha melekler bütün günahları sırtından kaldırır. Ondan sonra feyda feragal abdu kul namazı bitirdiği zaman tekulul <laughs> melaketu melekler ne derler? Ya Rabbena en Ya Rabbi biz bunu tekrar günahlarını yükleyelim mi? Namaz bitti. Adam da özel bir tevbe de etmedi hani. Normal namaz arası geldi namaza durdu. Bu günahları sen bize kaldır buyurdun, kaldırdık. Şimdi indirelim mi? Feyakullahu Teala. Allah Teala ne buyurur? Ya melaketi, ey benim meleklerim. La yeliku bi kerim illel affu kad gafartu Şimdi benim şanıma aftan başkası yakışmaz. Şanıma yakışır mı ki? Kerem sahibiyim, ekramül ekreminim. Adamın günah yüklerinden arındırayım, hafifleteyim, temizleteyim. Sonra tekrar bulaştırayım, yükleteyim. Bu bana yakışmaz. Ben onu da kaldırdığım zaman affettim günahlarını da. İlk baştan bir daha yade olmaz buyururdu. İşte bu nedir? Namazın yani imanın ehl-i sünnete göre varsa abdestin şu bu şartlar, farzlar varsa hiç özel bir tövbe etmeden de kaldırın günahlarını buyurulduğu için zaten bu müjdeler var. Ama şimdi e, zekat vermiyorsa zekat farzken zekat vermiyorsa Geçen Ramazan'dan işte bir oruçları var, bu Ramazan'a girmişti. İşte ona anadolu Bu kabul olunmuyor diyor. İşte bunun kabul olunmaması demek, o namazın farzının borcu düşer, ama bu müjde ek müjdeydi, bu kaldırın günahlarını, ama zekatı vermediğin için bu kabul olmuyor. Kabul olmayınca ne demek istiyorum? Yan gelirlerden mahrum oluyor. Sadece borcundan kurtuluyor. Yazık değil mi? Onun için mutlaka namaza beş vakit kılan zekatını verecek. Hac farz olmuşsa bir kere farz olan bir kere mutlaka gidecek. O arada ölürse ölürse pelemut insha yahudiye ve insha nasraniyen ister yahudi ölsün, ister Hristiyan ölsün fark etmez diyor. Çünkü neden? Niye geciktirdin acaba? Niye geciktirdin? Zengin oldun mu oldun? Yol emniyeti var mı? Var. Sağlığın yerinde mi var? E niye geciktiriyorsun? Ne garanti var 10 sene sonra ya kadar gidebilirsin diye ölmeyeceğine? İşte bunlar ne yapar? Farzların terki, öbür farzın borcu düşer ama kabul olunsaydı elde ettireceği, getireceği kazançlardan adam mahrum eder. Allah böyle mahrum olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin ve oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabule karin eylesin. Fazlu kerem ile lütfuyla bizlere muamele eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve, ve sellem